Arkadaşlar selamünaleyküm. Bazı durumlar ve günahlar vardır ki yapıldığı takdirde yanınızdan rahmet meleklerinin uzaklaşmasına ve hatta evinize de girmemesine sebep olmaktadır. Öyleyse bu günahların neler olduğuna birlikte bakalım. Videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Melekler, Allah tarafından yaratılmış, gözle görünmeyen nurani varlıklardır ve her zaman Allah'a itaat ederler. Farklı farklı melekler vardır ve melekler yaptıkları vazifelere göre kısımlara ayrılmaktadır. Meleklerin içinde dört büyük melek, Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail meleğidir. Münker Nekir melekleri, bu melekler öldükten sonra kabirde sorguyla görevli olan meleklerdir. Rıdvan isimli melek ise, bunlar cennette görevli olan meleklerdir. Bir de rahmet melekleri vardır ki, bunlar yeryüzünde dolaşan ve müminlerin ölümü anında hazır olan meleklerdir. Bazı hadislerde ve kaynaklarda rahmet melekleri ismi geçmektedir. Özellikle bazı durumlarda rahmet meleklerinin yanınıza gelmeyeceği vurgulanır. Peki rahmet melekleri yanınıza gelmezse ne olur? Öncelikle melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytan da kötülük yaptırmaya çalışır. Rahmet melekleri bir eve girmezse onların faydalarından ve edeceği dualardan mahrum kalırız. Bununla alakalı hadis kaynaklarında bildirilen birkaç husus şöyledir. Melek girmeyen eve şeytan girer. Şeytan da her türlü kötülüğü yaptırmak için vesvese verir. Bir eve misafir gelince melekler sofrada ev sahibine dua eder. Melekler girmemişse o duadan mahrum kalırız. Melekler sahura kalkana dua eder. Melekler girmeyince o kişi meleklerin yapacağı bu duadan mahrum kalır. Salavat okuyan kişinin günahlarının affolması için melekler dua ederler. Melekler gelmezse bu duadan mahrum kalırız. Allah-u Teala'nın zikredildiği yerlere melekler rahmet saçar. Melekler girmezse bu rahmetten de mahrum kalırız. Kur'an'ı hatmedene 60 bin melek dua ve istiğfar eder. Melekler gelmezse bu duadan mahrum kalırız. Bir kimse namaz kıldığı yerden ayrılıncaya kadar melekler "Ya Rabbi buna rahmet et" diye dua ederler. Melekler girmezse bu duadan mahrum kalırız. Rahmet meleklerinin girmesine de engel olan şeyler varsa zaten namazımız da mekruh olur. Yatağa abdestli yatan kimse için bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi bunu affet" diye dua eder. Melek girmezse bu duadan da mahrum kalırız. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunursa orada bereket ve bolluk olur. Şeytanlar uzaklaşır, melekler oraya hücum eder. Hangi evde Kur'an-ı Kerim okunmaz ve amel edilmezse o evde darlık, sıkıntı ve huzursuzluk baş gösterir. Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istila eder. Peki rahmet meleklerinin girmediği evler hangi evlerdir? Sıla-i rahmi terk eden, yani akrabadan ilgi ve alakayı kesenin evi, anne babaya itaat etmeyenin evi, yetim malı yiyenin evi, içinde faiz yenilen ve faizle alınan ev, içinde içki içilen ve kumar oynanan ev, Allah'ın zikredilmediği, Allah Resulüne salat ve selam getirilmediği aleyhissalatu vesselam, nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulunduğu evler, içinde Allah'a ortak koşulan, nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev, içinde suret ve heykel bulunan evler, Allah'ın emirlerine karşı gelen ve namazı terk eden kişilerin bulunduğu ev, cünüp olup gusül abdesti almayanların evi, israfçı ve savurgan ev ve içinde zina yapılan ev. Arkadaşlar, eğer sizin de evinizde bu gibi durumlar ve günahlar söz konusuysa, bir an önce Allah'a tevbe edip kurtulmalısınız. Unutmayalım ki, melek girmeyen evlere şeytan girer. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.